Defne Samyeli, Asene karakterine hayat verdiği Sol Yanım dizisindeki performansıyla adından söz ettiriyor. İnsan kutlu sayın çıtası her konuda yüksektir. Her ne kadar beni bazı konularda şaşırsa da. Güzelliği ve gençliğiyle kadınlara ilham veren 48 yaşındaki Samyeli, magazin hattına konuştu. Yani biraz ilham ve motivasyon kaynağı olabiliyorsam ne mutlu. Çünkü devamlı bir yapamazsın, edemezsin, hani şunları almazsan güzelleşemezsin, şunu yemezsen, içmezsen incelemezsin gibi bir insanlara genç ve güzel kalmayla ilgili imkansızlık pompalanıyor ürün sattırmak için. Kendisi de bir güzellik ürününün yüzü olan Samyeli, kadınlara önemli tavsiyelerde bulundu. Diyecekler ki sen de bir marka yüzüsün. Ben bunu kullandım ve faydalandım diyorum. Mecbur değilsin. Sen de et suyu iç örneğin. Ben kendi daha önce bununla ilgili yaptığım paylaşımlarda işte yüz egzersizi diyorum, evde yapılacak malzeme diyorum. Git şunu bunu al ya da şu doktora şunu yaptır demiyorum ki. Ama diğer dediklerimi ciddiye alıp kullanmak lazım. Çünkü ben orada bunları boş yere söylemiyorum. İstiyorum ki insanlar gerçekten gelişsinler. Fizik olarak, ruh olarak, zihinsel olarak böyle bir kendilerine emek sarf edecekleri bir yere gelsinler istiyorum. Bunu önemsiyorum. Bu anlamda ben bir ilham kaynağı olabilirsem ne mutlu bana. Olamazsam da benim için hiç önemli değil. Sadece böyle yaparsam olur demek adına onlar paylaşılıyor. Samyeli, konuk olduğu Okan Bayülgen'le Nokta programında hiç estetiğim yok demişti. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bak eğer bak ben yüzüm... Sert cildim, sert. Neden? Kaslarımı geliştirdim. 20 yıldır yüz egzersizi yapıyorum. Karşı mısınız? Hayır, hiç değilim. Hayır, ihtiyaç duymadım. İhtiyaç duyduğumu sandığım zamanlar oldu. Mesela işte 20'li yaşlarımda bana burnunu yaptır diyen bir iki yönetmen olmuştu. O dönem işte herkesin belli bir standartta olmasının daha önemli olduğu zamanlardı herhalde. Hani o yaşlarda direndikten sonra bu yaşlarda artık öyle radikal değişiklikler işine çok insan rahat giremiyor. Artık geçti oralardan diye düşünüyorsun. Ama mesela karşı değilim. Hep şunu düşünürdüm. Hani 50 yaşlarıma falan geldiğim zaman artık ben eğer deri gevşemişse onu kesilip toparlanmasının akıllıca bir şey olduğunu düşünürdüm. Ama bakıyorum ki gerek kalmayacak. Öyle gözüküyor. Yani vallahi öyle gözüküyor. Onun için gerek görmediğim için yaptırmadım yani. Defne Samyeli enerjisini meditasyona borçlu olduğunu anlattı. Meditasyon bir ihtiyaç. Yani zihnin sessizleştirilmesi, mümkün olduğu kadar yavaşlatılması. Çünkü bizim zihnimiz vahşi bir hayvan gibi. Onu ya eğitirsiniz, o bir ehli hale gelir ya da o size rüzgarda savrulan yaprak gibi oradan oraya savurur. Bütün hayat şunu yapmak istiyordum, bunu yapmak istiyordum, şöyle oldu, böyle oldu, şu beni istedi, bu istemedi, param var, param yok, işim var, param var ama mutsuzumla geçer gider. Sol Yanım dizisinde Mayolu görüntüsüyle kendisine bir kez daha hayran bırakan Samyeli, dizinin erkek oyuncuları Cansel Elçin, Tolga Mendi ve Emre Bey'i ilham alarak spora başladığını söyledi. Mesela son bir aydır şimdi spora başladım. Dizi başladığı için bizim dizide oynayan arkadaşlarımızdan ben de ilham aldım. Erkeklerin hepsi acayip spor yapıyor. Yediklerine içtiklerine dikkat ediyorlar. Cansel de yapıyor. Tolgalar da yapıyor. Tolga, Emre, öbür Emre. Onların hepsi çok çalışıyor diye bari ben de dedim yapayım. Heveslendim. Spor zaten serotonin hormonunu arttırıyor biliyorsun. İnsan mutlu eden bir şey. O yüzden spora başladım. Ama ben dengeye çok inanıyorum. Bak her şeyi yiyen birisi olarak metabolizmamı anlamış, çözmüş, vücuduyla barışık bir insan olarak çok yediğim zaman biraz daha az yiyorum. Az yediğim zaman çok yiyebiliyorum. Devamlı kendimi takip ediyorum. Samyeli geçen aylarda gece yarısı helva kavurduğu anları sosyal medyadan paylaşmıştı. Yiyorum, helva kavurur yerim. Dün baklava yedim mesela, sette baklava geldi. Ben bunu hak ettim diye düşündüm. O kadar saattir çalışıyoruz. Bir güzel yedik. O zaman da çok iyi geliyor baklavalar falan. Ömrünün son yemeği gibi yiyorsun kalan her şeyi. Bunlar yapılabilir. İnsanların böyle sanki fit olmak ve güzel olmak için çok fazla fedakarlık, çok çalışmak gerekiyormuş gibi kandırılmasına ben karşıyım. Böyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bir durup kendilerini anlasınlar. Ben ne yediğim zaman bana ne oluyor? Ben ne içtiğim zaman bana ne oluyor? Ne düşündüğüm zaman bana ne oluyor? Bütün zihni ve bedeni arındırmak lazım. Ondan sonra vücudumuz çok inanılmaz mucizevi. Yani kendi kendini bu kadar rejenere eden, yenileyen olağanüstü vücutlarımız var, sağlığımız var. Onun kıymetini bilmiyoruz. Kötü besinler yiyerek, sigara içerek, gün be gün zehirlerken bunları düşünmüyoruz tabii. Ama düşüneceğimiz bir an geliyor. Ne kadar az kötü şey yaparsak vücudumuz bize o kadar iyi karşılık verir. Defne Samyeli bir röportajında liseden beri 52 kilodayım demişti. Hiç değişmedi. Bu ara 54 çünkü kas çalışıyorum. Kas ağırlığım artıyor, onun farkındayım. Onun için şimdi hani bu sürpriz olarak son bir aydır 2 kilo fazlayım ama o da değişir. Önümüzdeki aya o yine 52 olur. Maşallah. Sağ ol, teşekkür ederim. Vallahi herkesin olabilir bir sencim.
Hiç bu böyle yani peşinde koşulacak bir hayal, biyonik insanlara ait bir şey. Çok işte parası olup da devamlı güzellik merkezlere giden insanların hani öyle pompalandığı gibi öyle bir durum yok. Biraz tabii dikkat edeceğiz yani. Samyeli nasıl fit kaldığını da anlattı. Annem gece bir tepsi börek pişiriyor. Böyle üzgün gözlerle bakıyorum ertesi gün setim varsa. Yemeyeceğiz onda. Yapacak bir şey yok. Evet yani ama yersin işte ondan sonra her gün yemezsin onu işte bir gün yersin. Bir mesela ben işte haftada bir iki öyle şeyler yaptığım zaman hiç bana mısın demiyor. Her gün yaparsam alırım kilo, yapmıyorum her gün. Tamam, rica ederim.